Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf edebiyat 1. temadayız. Şiir konusundayız. Bu videoda şiirle ilgili kavramları göreceğiz. Şiirle ilgili kavramlarla başlıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak şiiri tanımlayalım. Şiir, duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasına denir. Arkadaşlar burada etkileyicilik, dil ve ahenk kavramları önemli. Şiire çok yakın olan manzume diye bir kavram var. Manzume ise duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü, uyaklı dizeler halinde anlatılan şeklidir. Manzum eser diye bir kavram var. Nazım biçiminde yazılmış eserlere manzum eser denir. Kısa nazım parçalarına ise arkadaşlar manzume denir. Temelde burada bilinmesi gereken iki kavram var. Şiir ve manzume. Bu iki kavram birbirine çok yakındır. Peki nasıl ayıracağız? Karşılaştırma yaptığımız zaman daha kolay ayıracağımızı düşünüyoruz. Şimdi bu iki kavramı karşılaştıralım. Arkadaşlar şiir estetik zevk vermeyi amaçlar. Manzume ise öğretmeyi, ders vermeyi amaçlar. Şiirde genellikle olay örgüsü yoktur. Manzumede ise olay örgüsü vardır. Şiirler yoruma açıktır. Herkes farklı şekilde yorumlayabilir. Hatta bir kişi ruh haline göre farklı zamanlarda okuduğu zaman aynı metinden farklı anlamlar çıkarabilir. Ancak manzumenin tek bir anlamı vardır. Her okunduğunda o metinden aynı anlam çıkarılır. Şiirde diyaloglardan yararlanılmaz. Bildiğiniz gibi bu bir anlatım tekniği ama manzumelerin anlatımında diyaloglardan yararlanılır. Şiirde sanatlı, imgesel, şiirsel bir anlatım kullanılır. Dil sanatsal işlevdedir, poetik işlevdedir. Manzumede ise öyküleyici ve betimleyici anlatım tercih edilir. Düz yazıya çevrildiğinde etkisini kaybeder. Manzumeler ise arkadaşlar çok rahat bir şekilde düz yazıya çevrilir. Hemen örnekleyelim. Bakın Olvido diye bir şiiri var Ahmet Muhip Dranas'ın. Burada duyguların estetik bir şekilde dizeler halinde dile getirildiğini görüyoruz. Bir de Ziya Gökalp'in Lisan diye bir şiiri var. Burada ise Türkçenin güzelliğinin öğretici bir tarzda anlatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada estetik zevk vermeyi amaçlayan bir şiir, burada da öğretmeyi, bilgi vermeyi, açıklamayı esas alan bir manzumeyi görüyoruz. Kavramları görmeye devam edelim. Yaşadığı dünyayı, olayları ve insanları herkesten farklı algılayan, kuvvetle duyan, duyduklarını duyuran ve güzellik yaratan kişiye şair denir. Bizim büyük şairlerimiz vardır. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Necip Fazıl gibi. Söyleyici kavramını şöyle açıklayabiliriz. Söyleyici, şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kurgusal kişi veya varlıktır. Bildiğiniz gibi edebi metinlerin özelliğidir bu. Edebi metinlerde konuşan doğrudan yazar değildir. Yazar bir anlatıcı bulur. Roman, hikaye gibi metinlerde. Şiirde işte o anlatıcıya biz söyleyici diyoruz. Şair özlem duygusunu anlatacak bir kişi kurgular. O kişinin yaşadığı duyguları yansıtarak özlem temasını işler. İşte o şair adına şiirde konuşan, duygularını yansıtan kişiye biz söyleyici diyoruz. O şairin kendisi değildir. Örneğin hiç ölüm korkusu duymayan bir şair ölüm korkusu temasını işlediği zaman aslında o duyguyu yaşayanların yaşadıklarına tercüman oluyordu. Onu yansıtıyordur. İşte bir söyleyici üzerinden yapar şair bunu. Bir de gelenek diye kavramımız var. Gelenek, ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışına denir. Türk edebiyatında temelde 3 şiir geleneği oluşmuştur. Bunlar halk şiiri geleneği, kökeni ta Orta Asya'ya ve yazının bulunmasından önceki döneme, yani sözlü döneme, diğer bir adıyla destan dönemine kadar uzanır halk şiiri geleneğinin kökeni. Sonra İran ve Arap edebiyatlarıyla tanışıldıktan sonra İslamiyet'in etkisinde gelişen bir divan şiiri geleneği vardır. Tanzimat'tan sonra ise modern şiir geleneği oluşmuştur. Peki bunları biz nasıl ayıracağız? Halk şiiri geleneğine ait bir metne baktığımız zaman onun dörtlükler şeklinde yazıldığını veya söylendiğini görürüz. Sade bir dil kullanıldığını görürüz. Hece ölçüsünün tercih edildiğini görürüz. Örneğin Karacaoğlan'dan bir dörtlük görüyoruz burada. İncecikten bir kar yağar. Bunu biz anlıyoruz. Yani dili sade. Dörtlük kullanılmış ve hece ölçüsüyle yazılmış. Arkadaşlar burada Fuzuli'den iki beyit görüyoruz. Gördüğünüz gibi bilmediğimiz çok kelime var. Hatta bildiğimiz kelime yok gibi. Dolayısıyla beyit, yani iki dizeden oluşan ve ağır bir dil sahip metin gördüğümüz zaman onun divan şiiri geleneğine ait bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. Bir de modern şiir geleneği var. Tanzimat'tan sonra oluşmuştur bu. Bunun kendi içinde de alt gelenekleri vardır. Ama genel olarak modern şiiri geleneğinin özelliklerine bakalım. Bentlerden oluşur. Yani dörtlük veya beyit değil, üç veya daha fazla dizelerden oluşan bent nazım birimiyle yazılır. Hece ölçüsü veya aruz ölçüsü kullanılmaz. Ölçüsüzdür. Yani serbest tarzda yazılır. Konuşma dili kullanılır. Yani dili sadedir. Modern
içeren bir içerik vardır. Şimdi halk şiiri geleneğinde de sade bir dil var. Modern şiir geleneğinde de sade bir dil var. Peki nasıl ayıracağız dili? Bakın halk şiiri geleneğinde bazen gezer elif elif deyi. Biz bunu diye şeklinde kullanıyoruz günümüzde. Yani bu söylendiği dönemin dil özelliklerini yansıtmaktadır sade olsa bile. Dolayısıyla buradan fark edebiliriz. Ayrıca burada dörtlük, burada bent kullanılmış. Bu şekilde ayırabiliriz. Kısacası dörtlük sade dil hece ölçüsü ise halk şiiri geleneği. Beyit ağır dil ve aruz ölçüsü ise divan şiiri geleneği. Bent konuşma dili serbest tarz ve modern içerik varsa, modern içerik dediğimiz zaman günümüze ait konular işlenmişse orada modern şiir geleneğine ait bir metinle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Kavramlarımıza devam edelim. Arkadaşlar tapşırma diye bir kavram var. Halk şiiri geleneğinde aşıkların yani şiir söyleyen kişilerin, şiir yazan kişilerin mahlas almalarına, adlarını veya mahlaslarını kullanmalarına verilen ada tapşırma denir. Arkadaşlar mahlas kişinin takma adı veya şiirlerde kullandığı addır. Kendi ismi de olabilir. Ustalarının ona verdiği bir isim de olabilir. Kendi isminden farklı bir isim de olabilir. Günümüzdeki şairlerin imzası gibidir arkadaşlar. Tapşırmalar şiirlerin genellikle son dörtlüğünde yer alır. Bakın burada bir dörtlük var. Karacaoğlan ismini görüyoruz. Öyleyse bu arkadaşlar halk şiiri geleneğinin bir ürünüdür. Karacaoğlan tarafından söylenmiştir. Ve Karacaoğlan adı burada geçmektedir. Bu şairin tapşırmasıdır. Yani mahlasıdır, takma adıdır. Tapşırmanın divan şiirindeki karşılığına mahlas diyoruz. Yani divan şairlerinin şiirlerinde kullandığı takma ada mahlas denir. Mahlaslar şiirlerin genellikle son beytinde yer alır. Bakın burada iki tane beyit var. İkinci beyitte Fuzuli adını görüyoruz. Bu şiiri yazan divan şairinin mahlasıdır, takma adıdır, imzasıdır. Peki divan şiirinden sonra gelen modern şiir geleneğinde mahlas veya tapşırma var mı? Yoktur arkadaşlar. Modern şiir geleneğinde şairler şiirlerini yazarlar, kitaplarına da imzalarını atarlar veya adlarını yazarlar. Şiirlerde kendi isimlerini geçirmezler. Yani modern şiir geleneğinde tapşırma veya mahlas geleneği terk edilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.